Merhabalar. Prusa Slicer serimizde bugün baskı ayarları bölümündeki gelişmiş ayarları inceleyeceğiz. İyi seyirler. Baskı ayarları ve gelişmiş sekmesine geliyorum. Bu kısımda zaten yanlarında yazıyor. Varsayılan ekstrüzyon genişliği, ilk katman duvarlar gibi parametreleri buradan biz kendimiz elle belirtebiliyoruz. Şimdi burada da yine milimetre veya yüzde olarak belirtebiliyoruz. Yüzde olarak belirtirsek nozul çapını baz alarak ve katman yüksekliğini baz alarak otomatik bir ekstrüzyon genişliği sağlar. Baskılarınızda duvar, dış duvar, dolgu gibi parametreleri kendiniz girmek istiyorsanız bu bölümü kullanacaksınız. Benim kullandığım parametre Burada bu şekilde yer alıyor. Hemen altında üzerine bindirme var. Dolgu duvar üst üste binme dediği kısım %25 olarak girilmiş. Burası şurayla alakalı. Dilimle dediğim zaman modelimizi şöyle dolgunun olduğu bir yere geliyorum. Bakın şuradaki şu çizginin duvarın üzerine ne kadar bineceği ile alakalı. Şimdi buradaki değeri %80 yapalım. Tekrar dilimleyelim. Bakın dolgu daha fazla duvarın üstüne bindi. Dolgumuzun duvarla ne kadar birleşeceğini ayarladım bölümdür. Genelde %25 idealdir. %25 olarak kullanılır. Fakat dolgunuz duvara yapışmıyorsa, ekstrüzyon genişliğinizde ayarlayamadıysanız ya da dolgu parametresini düşük kullanıyorsanız o zaman bunu duvara yaklaştırabilirsiniz. Akış köprü oranı köprülerimizi yaparken akış oranını değiştirdiğimiz bölümdür. Burası genelde 1 olarak kullanılır. Eğer köprüleriniz çok fazla sarkıyorsa bunu önlemek için bir miktar burayı azaltabilirsiniz. Çok fazla da azaltmayın. Yoksa ekstrüzyon çok az olacağı için köprülerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Dilimleme kısmına geldiğimizde burada aslında bizi ilgilendiren bir ayar yok. Fakat hızlı bir şekilde şuradan bahsedeyim. Çünkü şu alt tarafta xy boyut telafisi ve fil ayağı koruması kısmı var. Bunlar üzerine biraz konuşalım. Xy boyut telafisi bizim modelimizi büyütür ya da küçültür. Burayı genelde şununla çok karıştırıyorlar. Çizimlerdeki deliklerin çaplarında değişimler olduğu zaman burayla düzeltebileceklerini düşünüyor ama burası maalesef öyle çalışan bir bölüm değil. Buradaki XE boyut telafisi bizim modelimizi büyütür ya da küçültür. Bunun kullanım alanı da baskı esnasında çekme yapan filamentler için kullanılır. Yani PLA malzeme için biz burayı zaten değiştirmiyoruz. Sıfır olarak bırakıyoruz. Fakat ABS basım esnasında bir miktar çekiyor. Bu çekme işlemini telafi etmek için kullanılıyor. Yani kullandığımız materyale göre burayı değiştireceğiz. Şimdi şurada modelimize bir bakalım. Şu şekilde ben bu... Burayı birazcık abartılı bir rakam vereceğim. 10 milimetre. Tabii bu kadar büyük rakamlar olmayacak. Dilimle dediğim zaman bakın 10 milimetre kadar modeli büyüttü. Hatta biraz daha büyütelim onu. 30 milimetre yapalım. Daha da büyüttü. Yani şöyle bakalım tabloya gelelim. Modelimiz böyleyken bu şekilde büyüttü. Burayı eksi değer de girersek eksi 25 olarak girelim. Gördüğünüz gibi modelimizi küçülttü. Baskı esnasında kullandığımız materyalden dolayı çekmeleri absorbe etmek için materyal çekiyorsa bunun ne kadar çektiğini hesaplayıp buraya göre genişleteceğiz. Fakat burada da şöyle bir sorun var. Malzemenin yapısına göre, baskı sıcaklığına göre, bulunduğu ortam sıcaklığına göre, hatta rüzgar alıp almadığına göre bu parametreler değişir. O yüzden kullanım amacı budur. Çok kullanılan bir özellik değildir. Fakat burada şöyle diyelim burayı. Üzerine geldiğimiz zaman ince ayar delik boyutları için yararlı olabilir diye bir ibare var. Bundan dolayı da deliklerdeki elips şeklinde veya yapısının tam düzgün çıkmayışından dolayı bu kısımda böyle bir kanıya varılıyor. Ama bu şekilde çalışmıyor maalesef burası. Burayı tekrar eski ayarı olan sıfıra alıyorum. Hemen alta geliyorum. Alt tarafta fil ayağı koruması bölümü var. Bu bölümden objenin altında dışarıya taşan bir bölüm oluşuyorsa bunu da gideremiyorsak bu kısmı kullanabiliriz. Şimdi ne neden bahsediyorum. Şuraya gelelim. Modelimizi dilimleyelim. Şu kenarda kaldıralım, dilimleyelim. Modelimizin ilk katmanı basılırken eğer nozulumuz tabloya gereğinden fazla yakınsa burada filamenti ezerek dışarıya doğru bir miktar çıkmasını sağlayacak. Tam olarak düz bir çizgi atmak yerine hafiften dışarıya doğru bir çıkıntı yapacak. Buna filaya deniliyor. Genelde nozulla tabla arası dar olan, yani tabla ayarı düzgün yapılmamış yazıcılarda ya da baskısı yapılan filamente göre Tabla sıcaklığı düzgün ayarlanmayan yazıcılarda bu sorunla karşılaşılır. Örneğin PLA için 50-55 santigrat derece tabla sıcaklığı uygunken tabla sıcaklığını 90 derece kullanırsanız bu filaya olayıyla karşılaşırsanız çünkü materyal buraya basıldığı zaman yayılmaya başlar artık. Bir anda katılaşmaz. Bu filaya olayı burada başlar. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bir tane deneme baskısı aldık, ölçümlerimizi yaptık. Kaç milimetre içeriye geçmesi gerekiyor? 0.3 3 milimetre geçmesi gerekiyor. Buraya 0.3 milimetre diyoruz. Buraya girdiğimiz pozitif sayılar, ilk katmanı içeriye doğru daraltacaktır. Burayı denemek için 1 milim vereyim ben. Geldim tabloya şimdi dilimle dedim. Bakın birinci katman burada, ikinci katman 1 milimetre sonrasına basılacak. Şöyle alttan bakalım. Gördünüz mü? Birinci katman, ikinci katmandan 1 milimetre daha içeride basılıyor. Bu da filamentin ezilerek dışarıya çıktığı yeri telafi etmeye çalışıyor. Aslında buradaki ayar da çok fazla kullanılan bir ayar değildir. Çünkü tablo ayarı düzgün yapılmış olan ve doğru sıcaklık seçilmiş olan yazıcılarda bu ayarı kullanmaya hiç gerek kalmayacaktır. Burayı da yine eski haline getiriyorum. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Bu arada kanalımda sizler için gerçekten faydalı olabilecek içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.